Oğlum 10 yıldır içeridedir. Oğlum 10 yıl içerisinde sürekli görüşlerine gitmişiz, gelmişiz. Tabii bazen sıkıntılar da olmuştur. Tercihte karşı. Şu anda mesela Mayıs'ın ikinci haftası, bir aydır ki oğlumun telefonuyla görüşmeleri ve telefonları görüşmeler kapalıdır. Ben de bir anne olarak ben bunu kaldıramıyorum. Ben bunu kabul edemiyorum. Hiçbir anne bunu kaldıramazdır. Başka anneler de ağlamasın. Bu evlatlarının sonları ne olacak? Hepsi de bizim kardeşimizdir. Hepsi de bizim canlarımızdır. Hepsi de bizim yani evlatlarımızdır. Biz ağlamışız, başka anneler ağlamasın. Artık biz bu telciti kaldırmak istiyoruz. Oğlum her şeyle yani iltifattayız. Yani görüşe çıkmasa da konuştu bana. Açlık grevine girdiğin zaman da konuştu bana. Yani zaten vasisi olarak, annesi olarak benim. Dedim sebep nedir sen görüşmeyi kabul etmiyorsun, istemiyorsun? Dedi telcide karşı biz kabul etmiyoruz. Senin bilgin olsun, bir yeri şey yapma. Görüşemiyoruz. Yani bir annesi olarak, bir sahibi olarak yani bunu kaldırsınlar. Biz bunu istiyoruz. Biz bunu ricada bulunuyoruz. Oğlum neyi talep ediyor? Oğlum diyor ki bu tercihte yani tercih kaldırsınlar. Herkes yani görüşüne gelip gitsinler. Yani de artık yani bize de yazık yani. Biz bedelimizi bunlara vermişiz. Artık onlar da birazcık da vicdan varsa yani o çocuklarımızı da yani bilirler. Yani anne biz anne olarak yani ne kadar yüreğimiz yanıyor, ne kadar yıkılıyoruz, ne kadar paramparça oluyorsa bir Allah bilir, onlar da görüyorlar ama hiç kimsenin umurunda değildir. Ama biz de artık yani bir şeyler yapılsın yani bu çocuklara yapılsın. Savcılığa başvuracağım, dilekçe vereceğim, Ankara'ya istediğin yere de gidebilirim. Yani bir şeye el atsınlar, elini taşların dibine koysunlar. İstediğin yere de ben giderim çocuğum için. Her yere de başvururum. Yani bunu da artık bir son versinler yani. Çocuklarımız sağlığında olmasınlar. Yani cenazeler cezaevinde çıkmasınlar. İstemiyoruz yani. Biz anne, biz barış istiyoruz. Yani benim bugün, yarın mesela bir yere gittiğim zaman da bunları gene aynısını burada nasıl konuştumsa aynısı orada dile getiriyorum. Yani onlar da birazcık vicdanları varsa birazcık elini yani taşların dibine koysunlar. Yani bu tercihte karşı her ne olursa olsun biz yani insan gibi ona başvururuz. İnsan gibi biz her yerde de konuşuyoruz. Arife günü bayram arifesine gittim. Dedi hani son görüşümüzdür. Tabii ki oradaki bayağı üzüldüm, bayağı kırpalandım, bayağı kar oldum. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Yani bir ana olarak kabul etmiyorum. Bir şey de haberim yok. Sağ mıdır, hasta mıdır, doktora mı gidiyor, rahatsız mıdır? Yani hiçbir şey de haberim olmuyor. Yani olmadığım için tedirginim ben de. Yani bu telciti de kaldırsınlar yani. Onlar ne açında bu telcit için yani yapmışlarsa her ne olursa olsun biz bu telciti kaldırmak istiyoruz yani kaldırsınlar. Çocuklarımın talebini kutlamasını istiyoruz. Kalkarsa mutlaka yani yan tahlisine karar verilir. Yan mesela yani tekrar serbest bırak. Yani bir barış gelir. Yani biz barışa yanayız. Biz gerçekten barışa yanayız yani. Daha fazla çocuklar orada ezilmesinler, daha fazla orada cenazeler çıkmasınlar yani. Daha fazla çocuklarımızın özgürleri elinde alınmasın yani. Oğlum o şu an mesela 39 yaşındadır. Aileleri olarak arkasındayız. Fotoğrafları hepsini görüyorsun, getirmişsin masanın üstüne koyuyorum. Diyorum ki yani ona göreyim gözüme. Yani fotoğrafla artık yani teselimi gideriyorum. Ama ne kadar bir kağıt parçasıyla ne kadar ben oğluma sarılmasam, kokusunu almasam, tenini almasam, öpmesem yani nasıl teselli olabilirim ben? Her ay gidip görüyordum, geliyordum. Ben oğlumdan güç alıyordum. Ben oğlumdan destek alıyordum. Yeter ki bir eylem olsun giderim. Çünkü ciğerim oradadır. Ben ciğerim için, binlerce arkadaşlarım için onlar hepsi bizim evlatlarımızdır. Ben ne fark koyuyorum, ne askere fark koyuyorum, ne polise fark koyuyorum. Hepsi bizim canlarımızdır, evlatlarımızdır. Yani biz ağlamışız, biz bu durumu yaşıyorsak, biz bu zulümlüğü yaşıyorsak hiçbir ana yaşamasını. Yarın öbür gün cezaevinde mesela eylem olursa, yürüyüş olursa ben birincisi önü ben çekerim. Çünkü evladım orada. Nice evlatlar oradadır. Öyle evlatlar vardır ki annesi yok, annesini kaybetmiş. O da benim evladım gibidir. Yani ben fark araya koymuyorum. Hepsi de bir ana kuzusudur.
Her zaman da ben her zaman her yerde demişim cezaevine ses olalım, cezaevine arkadaşlarına yanında olalım. Arkadaşlar yalnız değildir. Berhodana jiyana.